will nochmal das Osmanische Reich beherrscht die Araber nur mit 500.000 Euro. Bir şey soracağım. Neden? Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. 2000 euro o zaman 10 kere lokantaya gideyim ki 40.000 TL kebap oldu gitti. Anlamadım sizin. Giderseniz aç kalırsın. Param bittiği zaman hemen buraya koşuyorum. Niye burada nereden para alıyorsunuz? Biliyorsunuz 14 Mayıs'ta seçimler olacak. Oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? CHP'ye vereceğim. CHP neden CHP? Öyle. Ama mesela bir nedenini sorabilir miyiz? Ya yeter 18 senedir başta. Ne yaptı bize? Hiç. Hiçbir şey yapmadı. Peki şu an euronun Türk TL karşısında yükselişini nasıl buluyorsunuz? Oo zaten o... Mesela Gurbetçi'nin an... işine geliyor mu bu? Yok gelmiyor. Neden ben gelmiyor? Ben gidip geliyorum. Çünkü 1000 lirayı bozduğum zaman orada... Artık para etmiyor mu? Etmiyor, o da para etmiyor. Ben buradan eskide 2000 euro ile Türkiye'ye gidiyordum. 2000 euro bana yetiyordu. Şimdi 2000 euro yetmiyor. Ne kadar yetiyor mesela gittiğiniz zaman? En az 3000-5000 lira olması lazım. 3500 euro, euro ile giderseniz yeter mi? Yeter. Ne kadar yapıyor 5000 euro? 100 bin lira yapıyor. 100 bin lira yeter. Yani anca 100 bin lirayla. Ancak eskide ben sahilde gidip yemek yiyordum. 300 lira hesap geliyordu. Şimdi sahile gidip yemek yiyorum. 3 milyon geliyor. 3 milyon evet. TL mi? 3 bin lira. 3 bin TL. 3 bin TL hesap geliyor. Ama mesela euro burada da işinizi görmüyor. Türkiye'de de işinizi burada görmüyor. Görüyor. Burada aç kalmıyorum. Burada aç kalmıyorsunuz. Aç kalmıyorum. Türkiye'de mi aç kalıyorsunuz? Türkiye'ye gitsem aç kalırım. Türkiye'ye giderseniz aç kalırsınız. Param bittiği zaman hemen buraya koşuyorum. Niye? Burada nereden para alıyorsunuz? Burada çünkü kim ne derse desin yalan söylüyor. Çalışan adam Almanya'da aç kalmıyor. 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 O yüzden Türkiye'de temelde gitmeyi düşünmüyorsunuz. Tüh hele uçağın üstüne geldik altına gideceğiz. Oy vermek istiyorum ama HDP CHP ile beraber olduğu için biz CHP'ye vermek istiyoruz. CHP vereceksiniz. Evet. Neden CHP'ye vereceksiniz? CHP'nin son kez demokrasi getireceğine inanıyoruz. Burada ne kadar maaş alıyorsunuz? Ben burada normal netto 1500 euro maaş alıyorum. Ama mesai yaptığım zaman da 2000-2500 euro alıyorum. 2500 euronun ne kadar kirası kiraya gidiyor? Bunun 480 eurosu kiraya gidiyor. Giderinizi çıkardıktan sonra elinizde ne kadar kalıyor? Benim hanımım da Almandır, o da çalışıyor, o da 1500 euro alıyor. Yaklaşık elimizde 3500 euro para geliyor. Peki şu an euronun yükselmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Euronun yükselmesi bize bir getirisi yoktur. Sadece Türk halkı fakirleşiyor yani. Türk halkı fakirleşiyor, siz zenginleşmiyorsunuz. Bizim zenginliğe fazla ihtiyacımız yok. Burada Avrupa'da yaşadığımız, çalıştığımız müddetçe. Zaten gelirimiz var yani. Biz kimseye muhtaç değiliz. Asla arttırıyoruz da. Biz 2000 euro bozuyoruz. Evet 40.000 küsür TL ediyor. Ama bir haftada da bitiyor yani. Bir haftada bitiyor. Para bu haftada bir de bitmez ama yani. 2000 euro diyorsunuz, bozduruyorum diyorsunuz. Bir haftada da bitiyor diyorsunuz. Ha işi onu sizin ya, işin. Türkiye'deki insanlar bu parayı kazanmıyor yani. Ha, kazanmıyor. Ama siz yine de diyorsunuz ki mesela euro bize getirisi yok. Bize getirisi yoktur. Yani euro yükseliyor. Mesela bir yemek eskiden yiyorduk 1000 TL. Şimdi giden bir yemek yiyorsun 5000 TL ailece. Sizin 40.000 TL'niz oluyor. 2000 euro para harcıyorsunuz ama dediniz. Ama 2000 euro o zaman 10 kere lokantaya gideyim ki 40.000 TL kebap oldu gitti. Anlamadım sizin. O para yükseldiği zaman. Arkadaşınız eski... galiba. Evet, İş arkadaş. İş arkadaşım. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz euro ile ilgili? Bu euronun yükselmesi. Anlattı ki hiçbir şeye ihtiyacı yok. Süper yaşıyor o zaman. Süper yaşıyoruz tabii. Hani euronun artması pek bir işime yaramıyor dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence yaramıyor yani. Allah Allah. Vallahi. Ama Türkiye'de bedava izin yapıyorsun. Tam izin yapıyorum da aynı doğrudur. Ama Türkiye'de pahalaşıyor yani. Ya olur mu sen? 1000 euro ile Türkiye'ye gittiğin zaman paşa gibi bir ay güzel bir izin yapıyorsun. Önemli. Demek ki bayağı yararı var sana. Sen tankçıyla gidiyorsun 2000 TL depo dolmuyor. O nasıl oluyor? Yani diyor ki beyefendi diyor ki mesela 2000 euro harcıyorum ama hani bir şey anlamıyorum diyor. Bizi zenginleştirmiyor euronun yükselmesi. Siz aynı şeyi düşünüyor musunuz? Olur mu? Harcamalarda zenginleştiriyor. Güzel harcıyorsun o zaman. Mesela ben Urfalıyım. Eskide bundan 6 yıl önce gittiğimde bir konutu o 25 bin euroya onu alabiliyordum. Ama şimdi git 100 bin euroya alamıyorum. Euronun yükselmesi bize ne getirdi şimdi? Şimdi 100 bin euro 2 milyon TL yapıyor beyefendi. 2 milyon TL'ye bir daire alamıyor musunuz? Şu anda 2 bin TL'dir. Yani 2 milyon TL'dir yani. 2 milyon TL'ye bir daire alamıyor musunuz? Şu anda alırız evet. Tamam demek ki. Yani faydasını görüyorsunuz. Bundan 6 yıl önce 25 bin euroydu. 25 bin euroydu. Şimdi 100 bin euro. Ama şimdi... Kalkışı bize ne fayda getirdi şimdi? Fayda getirmedi size euronun çıkışı. Düşse peki burayı terk eder misiniz?
düşerse bir ihtimal terk edebiliriz yani. Niye? Euro'nun yükselmesi gurbetçiye yarıyor mu? Bize nasıl yarayacak? Daha da batırıyor bizi. Daha da bir aylığına gidiyoruz oraya, elde avuçlar ne var hepsini harcayıp çıkıp geliyoruz. İzin yaptığınızı zannediyoruz ama yani bu bir aldatmacadan başka bir şey değil. Zaten burada yaşayan gurbetçiler sırtını öyle bir devlete dayamışlar ki en önemlisi kira parası, ceyran parası hepsi nasılsa iş bulma kurumu ödüyor. Hı hı. Ben çalışsam da çalışmasam da bir ekmek bir yerden bulurum bahanesiyle. Her şey güllük gülistanlık yani. Ya bir 350 euro, 400 euro yiyecek para elinde kalıyor. Kiranı da ödüyor, evet. Ceyranı da ödüyor. Ben niye çalışayım diyor. Böyle geçiniyor burada. Ama bunu Türkiye'de yapamaz. Können Sie vielleicht sagen, was denken Sie über jetzt momentan über die Situation in der Türkei? Ich bin Immobilienmakler. Aha, okay. Eigentümer in Deutschland. Also ich würde fahren, bevor die RB'nin gekommen, ich würde investieren nur in Türkei. Nur in Türkei? Warum? Türkei ist ein Land, erstmal für die ganze islamische Europäer, die kommen dahin. Mhm. Und dann zwei, die haben gemacht einen Vertrag mit Saudi-Arabien. Das Vertrag, die ganze Investoren, die kommen nach Türkei. Von Saudi-Arabien, von der arabischen Middle East. Dubai, Abu Dhabi, Saudi-Arabien. Mhm. Und darum bin ich gekommen nach Türkei. Deswegen haben Sie auch da ein Haus gekauft, oder wie? Ich habe versucht, nicht Haus, mehrere Häuser zu kaufen. Mit einer einmaligen Botschafter von Saudi-Arabien. Aha. Und er hat geflogen in Kuschadessen, bevor die Erdbeben. Bevor das Erdbeben passiert ist? Ja. Wie finden Sie unseren Präsident Erdogan? Ist sehr gut. Ist sehr gut? Ja. Ich sag zu Ihnen, warum. Warum? Weil es keine Krieg in seinem Land. Deswegen? Deswegen. Und dann zweite, er hat gebaut das Land. Ich komme aus Palästina. Aha, Sie kommen aus Palästina. Palästina. So ist kein Krieg in deinem Land. Mhm. Egal welcher Präsident, komm und go. Die Präsident, aber bleibt die Boden, ist Türkei. Also Sie finden Türkei sicherer Land? Ja, ja? Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Sicher als Dubai. Sicher als Dubai? Sicher als Saudi-Arabien. Viel nach Türkei investieren. Investieren. Alles in Türkei. Aha. Weil die Türkei ist Makka, zweite Makka für Muslimen. Warum? Kannst du machen, was du möchtest, du, keiner sagst du dir was, solange bist du nicht in Politik. Mhm. Ja? Und dann kannst du bauen in Türkei und du hast deine sichere Geld in Türkei. Und alles billig, preiswerter. Und Sie denken... Ein Kilo Tomaten hier, schon 4,50 €. In der Türkei ist auch sehr hohe Inflation. Nein. Nein? Finden Sie nicht? Nein, ich vielleicht, weil Sie nicht in der Türkei leben. Gut, ist okay. Das kann man betreffen. Aber solange kommt Ausländer und die Araber kommen von Saudi-Arabien mit Geld, solange es gibt's gut zum Türkei. Und finden Sie gut, dass die arabischen Leute zum Beispiel von Syrien nach Türkei kommen? Ich finde das nicht gut. Nein, finden Sie nicht gut? Nein, ich finde nicht. Warum nicht? Ich sag's Ihnen, nein. Gut, Mr. Recep Tayyip Erdogan, er hat gelassen, weil die Leute, die haben gar nichts zum Essen, gar nichts zum Trinken, er hat die geholfen. Mhm. Okay? Mhm. Ist alles in Ordnung. Aber die Araber zurzeit, wer kauft eine Wohnung mit 500.000, kriegt der Deutsche an. Der kriegt da türkische Ausweis. Ne? Das ist neue Gesetz. Ja, und okay. Finden Sie das gut? Natürlich. Ja? Ja. Ne, Hitler hat gemacht wilde Krieg, weil er will beherrschen die Welt. Okay? Mhm. Und er hat er nicht geschafft. Okay. Aber die Deutschen, die haben geschafft, jede Ausländer hier zu kommen. Aha. Ja? Gucken Sie die Straße. Ja. Diese Straße, Hasenheide 76, hat gehört die Deutschen. Diese Laden hier. Habe ich gegeben zu ihm, 600.000 hat er nicht verkauft, 600.000 Mark hat er nicht verkauft, hat gehört die Deutsche. Jetzt die ganze Straße gehört Türken. Ja. Ja? Okay, warum? Okay. Türken, die haben gekommen hier Gastarbeiter, ne? Und jetzt die sind die beste Besitzer von Immobilien. Aha. Und die sind alle Erste. Okay. Und jetzt, wenn wir bleiben in Türkei und wir bauen Türkei, die ganzen Investoren kommen nach Türkei. Meinen Sie die arabische Investoren, oder? Die arabische und andere auch Investoren. Ja, aber wenn jeder arabische Person türkischen Ausweis kriegt, was meinen Sie, was danach passiert? Ich sag's Ihnen, was danach passiert. Was passiert danach? Ja. Wenn kommt Weltkrieg nochmal, warum die Deutschen geben zu uns unsere deutsche Ausweis? Die Deutschen, die geben zu uns deutsche Ausweis, weil wenn kommt Weltkrieg nochmal, wir kämpfen mit den Deutschen. Sind alle, was ist mit der Türkei, wenn die... Bin die Türkei. Guck mal, die dritte Generation von der Türkei, dann kommt der Osmanische Reich. Recep Tayyip Erdogan, er will nochmal das Osmanische Reich, er beherrscht die Araber nur mit 500.000 Euro.
Ich finde Türkei ist der beste Ort zu leben. Var. Oyunuzu kime kullanmayı düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu'na. Neden Kılıçdaroğlu? Adaletli. Adaletli. Evet. Sizce neyi değiştirebilir Kılıçdaroğlu? Her şeyi değiştirir. Mesela? Her şey. Aklınızda hak, hukuk, adalet, eşit dağılım her şeyi değiştirir. Peki kaç senedir buradasınız? Ben yaklaşık 22-23 senedir ortadayım. 22-23 yıldır buradasınız. Evet. Mesela şu an oyunun yükselişini nasıl buluyorsunuz? Türk lirası karşısında. Efendim? Türk lirası karşısında oyunun yükselişini nasıl buluyorsunuz? O hiç iyi değil aslında. Hiç iyi değil. Peki bu... Burada gittiğimiz zaman 1000 euro, 1000 pound. Ben İngiltere'de kalıyorum. 1000 pound veriyorum. İngiltere'de 20, kalıyorsunuz. 23-24 bin TL bana para verecekler. Evet. Ama o paranın da hiçbir değer olmuyor. İnsanlar nasıl geçiniyor bilmiyorum. Gidiyorsun bir alışveriş yapıyorsun. 7-800 lira, 900 lira gidiyor. Normal bir shopping yapıyorsun 1200-1300 TL gidiyor. Yani enflasyon tabii ki çok yüksek. Çok yüksek. Yani bu oyunun çıkışı hiç gurbetçinin işine yaramıyor mu? Yaramaz ki. Yaramıyor. Çünkü alım gücü çok şey yani alım gücü hiç iyi değil Türkiye'de. Şimdi hangisi? Oyunuzu kullanacak mısınız? Mutlaka. 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 Ama mesela siz yurt dışında yaşıyorsunuz ama oranın oyunu kullanıyorsunuz. Normalinde aslında bu adaletsizlik aslında buradaki insanın kullanılması lazım. İşte biz de onu soruyoruz. Yani madem ki oy kullanıyorsunuz, vatanınız iyi ama burada yaşamayı seçiyorsunuz. Oradaki insanların da hakkına girmiş olmuyor musunuz? Mutlaka. Ama yine de oyunuzu kullanıyorsunuz. Yani normal o biz seçenek sunmuşlar sana. Tabii benim kullanmamam olmaz ki. Herkesin kullanmaması lazım. Veya şimdi Cumhurbaşkanı 20 tane ülkeye tekrar sandık bıraktı. Bu adaletli evet. mi? Peki. Mesela o söylediği ülkelerde belki Türk vatandaşı bile yok. Niye bıraktı? Yaşamış gibi gösterecekler. Hepsini AKP'ye basıp tekrar getirecekler. O yurt dışında %90'ı yurt dışında AKP'ye vermiş diyecekler. Orada araştırsalar belki 10 tane Türk vatandaşı yoktur bile. Yani siz de aslında herhalde şey düşünüyorsunuz. Yurt dışında adaletli yaşayan insan... değil aslında. Kullanmaması lazım. Oy kullanmalı. Kullanmaması lazım ama hükümet, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bir seçenek sunduğu için kullanıyorsun. 14'ünde seçimler var. Oyunuzu kime kullanacaksınız? Konuşmuyor musunuz? Neden? Ama böyle şeylere alışık değilim. Ama Mayıs'ta biliyorsunuz seçimler var. Oyunuzu kime kullanmayı düşünüyorsunuz? İktidara. İktidara? Evet. Yani Erdoğan'a. Evet. Neden olduğunu sorabilir miyiz? İnancım gereği seviyorum adamı. Peki şu an mesela oyunun bu yükselişini nasıl buluyorsunuz? Türk TL karşısında. Tabii ekonomimiz kötü şu anda. Mesela gurbetçinin işine yarıyor mu bu oyunun yükselmesi? Ya yarıyor ama ben katılmıyorum öyle. Oyunu size yarıyor yok, mu? Benim ihtiyacım yok öyle. Benim durumum iyi çok şükür. Ben milletvekili Yeşil Sol Parti Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'na. Sebebi nedir? Bu iktidar gitsin. İktidar gitsin diye. Ben zaten 56 yaşındayım da hayatım boyunca da sağa oy vermedim, vermem. Vermezsiniz. Yani Kılıçdaroğlu sizce bir şeyler değiştirebilir mi? İnşallah, beklentimiz o. Şu an mesela bir seçim olacak. Ne düşünüyorsun seçimle ilgili? Olacağı olsun. Yani oyunuzu kime vereceksiniz? Ben vermiyorum oy. Çünkü neden? Doğru dürüst adam yok. Ama siz de oy vermezseniz oylar bu gider. Verenler veriyor zaten. Şu anki iktidardan memnun musunuz? Beni sormasın. Hayır, şu anki iktidardan memnun musunuz? Yok, memnun değilim. Oyunun yükselmesine ne diyorsunuz? İyi değil diyorum. Neden iyi değil? İyi değil çünkü işte dünya hali iflas, enflasyon. Ama savaş, mesela şey gurbetçilerin yani, işine gelmiyor mu? Laf açarsa yani daha çok uzun onun için bir şey demek istemiyorum. Hayır, gurbetçilerin işine mesela yaramıyor mu oyunun yükselmesi? Kimin işine yaramıyor? Mesela gurbetçilerin işine yaramıyor mu? Gurbetçinin o anlık yarıyor ama genelde iyi değil tabii ki. Neden iyi olmasın? Bir şey soracağım. Neden iyi olmasın? Mesela bir yeri masraf ettiğinizde karşılığında iki kat alıyorsunuz. Mesela bir 1000 euro 20.000 TL Türk lirası ediyor. Yani bu mesela işinizi görmüyor mu? Görüyor ama işte Türkiye ile alakası yok ki şimdi bu sorunun. Türkiye'nin yükselmesi gerek. Öyle olan buradakiler tabii rahat Türkiye'de. Ama burada rahat değiller mesela. Ha, burada burası için bir şey yaramıyor ama Türkiye için oranın yükselmesi. Aynen. Öyle. Hallo. Hi na, wie geht's euch? Alles gut? Ja, uns geht gut. Ja, welche Fernsehen zeigen Sie denn? Das ist ein YouTube-Kanal. Ah, YouTube, hi. Alle hi. Leute, hi und alles Gute für euch. Ja, danke schön. Peace, ne? Das ist Neukölln, Digga. Liebe Grüße, ciao. Ciao.